Merhaba arkadaşlar, değerli hocalarım. Bugün YDS yok değil, soru çözümü derslerine cümle tamamlama videolarıyla, cümle tamamlama sorularıyla devam edeceğiz. İlk sorumuzla hemen başlayalım. Nokta nokta vermiş. Cümlenin baş kısmını boş bırakmış. Prices of staple food commodities have been broadly stable. Ha. Prices, fiyatları ne? Fiyatları of staple food commodities. Staple food, temel gıda demek. E, temel gıda maddeleri, commodities maddeler. Temel gıda maddelerinin fiyatları. Have been broadly stable, broadly açıkça görünüşte yaygın olarak genel olarak genel ölçüde genellikle nasılmış stabilmiş, stabil sabit duran. Ha, bu fiyatlar temel gıdaların fiyatları e, görünüşte sabittir, işte stabildir gibi bir durum var. Şimdi cümle tamamlama sorularında. En çok yaptığımız hatalardan bir tanesi cümleyi yalnızca konteks konusunda değerlendirmek. Yani tensine bakıyoruz uyuyorsa tak atlıyoruz o soruyu. Hayır. Öznesine bakıyoruz uyuyorsa tak atlıyoruz. Hayır. Veya işte konteksine bakıyoruz burada fiyat var öbür tarafta da fiyat varsa ha budur cevap diyoruz atlıyoruz. Hayır. Dikkat edin. Burada en çok dikkat etmeniz konu gereken konu bağlaçlar konusu. Tamam burada sadece bu soruda biz zıtlık bağlaçlarını öğrenin diye zıtlık bağlaçlarını verdik. Ancak sebep sonuç veya sıralama bağlaçları vesaire bir sürü bağlaç kategorimiz var. Bunlardan birini de verebilirdi. Buna dikkat edin. Şimdi burada zıtlık bağlaçlarını da öğreniyoruz aynı anda. Although, despite, yet, while, though. Bunların hepsi zıtlık bağlaçları. Hepsi rağmen demek. Rağmense neyden bahsedecek burada? Bir tarafta temel gıda maddelerinin fiyatlarıysa konu ne? Fiyatlar. Bak temel gıda maddelerinin fiyatları bir şeye rağmen temel gıda maddelerinin fiyatları. E bu taraf fiyatsa öbür taraf da fiyat olmalı bir. rağmen rağmen ama bir tarafta stabil fiyatlar var, sabit fiyatlar var. Öbür taraf buna zıt olmalı. Zıt fiyatlar. Fiyatların sabitliği değil de başka bir şeysi. İşte fluctuate olabilir, dalgalanmak olabilir, çakıldı, indi, yıkıldı, yandı, kül oldu, bitti olabilir kötü bir şey olmalı. Çünkü bir taraf sabit, stabil, normal bir şey değil mi? Buna dikkat etmemiz gerekir. Burada bu tip cümle tamamlama sorularını çözerken 3 şeye dikkat ediyorsunuz. Az önce saydım üstün körü. Tense, özne, konteks. Bir kere zamana kesinlikle bakacağız. Kontekste kesinlikle bakacağız. Kelimelere özneye kesinlikle bakacağız ama üçü birden olmalı. Yani üçünden biri olursa aman o şık olur değil. Hayır kesinlikle. Üçü birden olacak. Üçü birden uyacak. Aynı zamanda bağlacı da sağlayacaksınız. Dördü birden olduktan sonra tamam şık odur. Buna dikkat. Tabi bu biraz refleksif. Bunu zamanla siz çöze çöze oturtacaksınız. A şıkkıyla başlayalım. Although rağmen neye rağmen some sectors such as meat have been disproportionately affected. Disproportionately orantısız. Orantısız olarak etkilendi. Kim? Et evet, sektörü. Tamam. Bazı sektörler mesela et sektörü orantısız olarak etkilenmesine rağmen temel gıda fiyatlarının işte sabit olması. Tamam yani orantısız etkilendi ama nesi etkilendi? Fiyatı mı etkilendi? Satışı mı etkilendi? Hiçbir şeyden bahsetmiyor ki bize. Şurada bir fiyat demiş olsa belki disproportionately'den yani orantısızlıktan sabitin zıttı gibi değerlendirip buna gidebilirim. Ama burada fiyat demediği için siz sadece orantısız değerlendirip buna gitmemelisiniz. Dikkat. Yani aşıkın eliyorum haliyle. Bursa'ya baktım despite ramen. Neye rağmen? Some spot areas of concern. Kaygı endişe. Ne fiyat var, ne bir şey var, ne e, sabite e, zıt bir şey var. Yani bir tarafta sabit fiyatlar var. Diğer tarafta dalgalı fiyat olması lazım. E, da yok. Ramen bağlacı olduğu için diyorum. O da yok. Demek ki bu da değil. Yet there are numerous risk Bak bir sürü risk var. Oysa ki bir sürü risk var. Nerede? And uncertainties. Bu uncertainties yani belirsizlikler var. Neyde? Bu bakış açısında. Hangi bakış açısı? Var mı bir bakış açısı? Söylemiş mi bize baş tarafta? Hayır söylememiş. Halbuki bu baş şimdi bana en başında bir bakış açısı dis demişti. Bir bakış açısı vermiş olması lazım. Vermiş mi? Hayır vermemiş. Demek ki bu da değil. Denizli'ye baktığımız zaman while iken gene bir zıtlık bağlıcı industrial commodity prices. Ha bak gene fiyat var. Bir tarafta bir şeyin fiyatı, öbür tarafta başka bir şeyin fiyatı olabilir. Niye olmasın? Especially oil, özellikle de yağ, değil mi? Eee plunged flowing the spread of COVID-19. Bak, COVID-19 eee yayılımı eeenı takiben ne oldu? Plunged oldu. Kötüleşti bir tarafta temel maddeler var, onlar sabit. Bir tarafta endüstriyel maddeler var. Kötüleşti, düştü, çakıldı, planjda oldu. Bu ne demek? Hem fiyat var, hem maddeler var. Hem kötüleşmekle sabit birbirine zıt. Dolayısıyla Denizli bu zıtlık bağlacı hepsini karşıladığı için doğru cevapmış gibi duruyor. Edirne'ye baktığımda doğru rağmen, neye rağmen there are several developments that need to be monitored closely. Monitored izlenen demek. Close ile işte yakın derecede izlendi. Yakından izledik neyi? İşte several developments. Benzer ya da işte birkaç gelişmeyi fiyat var mı? Yok. Sabitliğin zıttı var mı? Zıtlık bir durumda yok. Neden? Doğu bağlacı kullanmış çünkü. Zıtlık da olmadığı için zaten cevap bu olmadığı açıkça belli oluyor. Doğru cevap denizli seçeneği. Yani bu tip sorulara siz bakarken, bu tip soruları çözerken üç şeye ve artı bağlaca toplamda 4 şeye dikkat etmelisiniz. 1. Tensimize, zamanımıza, zaman tense agreement dediğimiz olaya dikkat etmelisiniz. 2. Konuya, kontekse yani kelimelere dikkat etmelisiniz. Üçüncüsü ise özneye. Bak fiyatlar fiyatlar. Onun fiyatı bunun fiyatı. Ha onun fiyatı böyleyken Ayşe böyle yaptı olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü cümlenin baş tarafında bana Ayşe ile ilgili bilgi vermemiş. Ben Ayşe'yi tanıyor muyum? Tanımıyorum. O yüzden Burada özneye de kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Geçtik ikinci sorumuza. It is true that. E, doğrudur ki. Okey. Neymiş şu doğru olan? The Aztecs of Mexico. Meksiko'nun Aztekleri. And the ancient Toltecs. Bu ancient işte eski Toltekler. Who? Hangi Toltecler bunlar? Proceeded. E, önce olan. Neyden? Ondan önce olan. Ha biri diğerinden önce olmuş. Tamam. Understood how to write in pictures. Bak resimlere nasıl yazdığı, yazması gerektiğini ya da nasıl yazıldığını understood, anladılar. Ha, okey. Ee, Aztekler, Meksikolar ya da işte Taltekler, bunlardan önce gelen Taltekler bu olayın nasıl olduğunu anlamışlar. Ne o? Yazı. Bak yazı, yazının tarihe geçişi falan. Kendi bilgilerinizden de düşünün bir şeyler. Yazının nasıl resmin içine yazılması gerektiğini anlamışlar. Okey. Kabulüsün. Because neden sonuç bağlacı? If, if clause yapısı. By this way. işte bu yolla bu yol vasıtasıyla. However ancak oldu. Rağmen iki tane zıtlık bağlacım var. Diğerleri zıtlık değil. Bu sefer biraz karışık vermişiz bakın bağlaçları. İlk sorudaki gibi tamamı zıtlık bağlacı değil. Because neden sonuç bağlacı? Şimdi neden sonuç bağlacında because'dan sonra ben bu cümlenin nedenini arıyorum. Yani burada yazılan he had not landed on the new coast falan filan gibi cümle Ön tarafta bu Azteklerin anlamasının nedeni ise cevap bu. Değilse değil bakalım. He had not. Birinci soru. He kim? Var mı he? Yok. Bak Aztekler demiş değil mi? Meksiko'daki Aztekler demiş, Toltekler demiş. Hani they falan dese okey bir kere tekil değil. Bir kere he erkek mi sen nereden biliyorsun? Zaten buradan bu he'den bu şıkkı biz kesinlikle eleyebiliriz. Bursa'ya baktım. If there had been no other way. Bak If there orada. Hmm, orada diyor. Nerede? Meksiko'da mı acaba? Bir bakalım. Had been no other way. Başka bir yolu yoktu. Ne? For mankind to reach America. Amerika'ya erişmekten ya da işte gitmekten başka bir yol yoktu. E yazıyla ne alakası var bunun? Değil mi? Yazıyla hiçbir alakası olmadığı için zaten if close ben hani close yapısının arka tarafını kontrol etme gereği bile duymuyorum. Hani kontrol edecek olsam zaten burası past olduğu için olmayacak. Öbür taraf hani tip 1 değil düzeltiyorum tip 2 ya da tip 3 olacak. Dolayısıyla tip 2 tip 3'te de biz iz kullanmadığımız için zaten bursa seçeneği de değil. Bunu da tense agreement olabilir. If close yapılarının kurallarını bilmekten olabilir eleyebilirsiniz. Ama bilmiyorsan hocam der. No other way, other way reach America. E hiçbir alakası yok. Eledim gitti. By this way bu yolla. Hangi yolla acaba? Bak bu yazıyı nasıl yazmalarını gerektiğini anlamaları konusunda. Bu yolla anladılar ve bu yolla they preserved. Ha, ne yaptılar? Preserve yaptılar. Korudular. Neyi korudular? Some record. Ha, bazı kayıtları korudular. Allah Allah. Demek ki bu adamlar yazıyı nasıl yazmaları gerektiğini öğrenerek, bilerek bazı şeyleri, yazıları, işte tarihlerini, kayıtlarını vesaireyi korumuşlar. Olabilir mi? Olabilir. Ne kadar mantıklı. Demek ki C çok büyük ihtimalle cevap olacak ama tabii devamını da okumakta fayda var. Of their rulers, işte kendi kurallarını koyanlar, of the great events of their past, kendi geçmişlerindeki büyük olaylar falan filan. Okey. Tamam. Geçmişlerindeki bütün olayları, durumları, her şeyi yazıyı nasıl yazdıklarını öğrenerek işte korudular. Bence gayet iyi. Yani cevap Ceyhan gibi duruyor. Denizli'ye baktığımızda however ancak zıtlık bağlacı var. Regard the natives of America as an aboriginal race. Yerli bir ırk. Şimdi yerli bir ırk olması nasıl yazmaları gerektiğini anlamaları konusuyla zıt mı however bağlacı olduğu için söylüyorum. Hayır değil. O yüzden Denizli değil cevap. Onu da attık. Edirne'ye baktığımda oldu. Yine rağmen yine bir zıtlık bağlacı. Bakalım. They are. They are okay. Kim? Day Aztekler olabilir, Toltekler olabilir, ikisi de olabilir. like the people of the other continents. Diğer kıtalardaki insanlar gibi. Tamam, o da okay olabilir. Oldu. Ramen ama bakalım arkasında ramenlik ne var. The descendants of a primitive human stock. İlkel insan soyu. Geçmişteki insan soyu. Şimdi geçmişteki insan soyunun ya da insan neslinin insan işte türevinin e, buradaki yazıyı korumaları ya da yazıyı anlamalarıyla yazıyı öğrenmeleriyle nasıl bir zıtlığı var? Hiçbir zıtlığı yok değil mi? Konu zaten biraz anlaşılması zor bir konuya gitmiş. Yani primitive human stock, insan böyle soyu, insan böyle nesli değil mi? Bir, bir zıtlık var mı? Yok. O yüzden doğru cevap Ceyhan olacak. Yani burada hem e, ten sözüne konteks hem de e, kesinlikle bağlaca bakmanız Gerekecek. Hadi bir soru daha yapalım. For an architect, bir mimar e, için ya da mimar olarak. The practice is the conscious and regular exercise of employment. Bak çalışmanın e, regular egzersizi ve the continuous neymiş devamı the practice'miş. Yani bir mimar için her şey çalışmaktır, bir practice yapmaktır, pratik yapmaktır. Doğru mu? Doğru e that key architects mimarlar who have aimed hedef alanlar at acquiring manual skill kendi işte el melekesine erişmek için without scholarship bilim işte bilgi dışında bilgisellik ya da işte bilimli olmak dışında e without neden without dedim var mı bununla ilgili bir gelir ön gelir, e, ön tarafta yok Scholarship have never been able to reach a position. Bak hiçbir zaman erişemediler. Nereye? Of authority of correspond to their pains. Eee, correspond uymak uyuşmak. To their pains acılarıyla. Konu nereye gitti gördünüz mü? Yani tamam adam pratik yapıyor. Öbür tarafta acılar var, uyuşmak var bilmem ne var. E, halbuki hiç yani arada bir bağ yok gibi cümlelerde. O yüzden bu detle bağlanacak bir açıklama cümlesi değil gibi duruyor. Where manual work is done with an unnecessary material according to design of adrobing. Bir çizimin tasarımına göre işte gerekli herhangi bir malzeme ile manuel çalışma yapılan yerdir. Yani practice. Tabii practice nedir? Adamın herhangi bir çizime, tasarıma göre gerekli malzeme ile manuel çalışma yapmasıdır. Doğru mu? Doğru. O yüzden cevap Bursa zaten olmalı. Bakalım ama diğerlerine de. Which especially we acquire, biz hani erişiriz elde ederiz. Neye? Readiness is making plans for buildings, their grounds. Onun temellerine hazır oluruz. Buna erişiriz. Yani ikisi arasında bir bağ olmadığı için Ceyhan'da ileyebiliriz. Who individually e, employment who diyor. Employment'un arkasından who geliyor. Zaten e, o employment'ı nitelemeyecek. Architect'in nitelemesi gerektiği için who'nun o yüzden hani yanlış yerde olduğu gerekçesiyle diyebiliriz. Where there are e, salient e, angles işte belirli bir açı vardır. Because the angles protect the enemy rather than the inhabitants. Çünkü açılar işte düşmanı korar, korur. E işte oranın inhabitants'ları yerine. Konu zaten korumak falan başka bir yere gittiği için e, bu da değil. Yani haliyle doğru cevap Bursa olacak. Neye baktım? Önce e, uyuma baktım. Manual work is done. Bak the practice is manual work is done. İkisi de tensi de uyuyor. Manual work yine çalışma değil mi? Pratik manual work özneler de uyuyor. Konteks bakımından e, hani çizim yapması, çizim yapmaya çalışması, pratik yapmak o da oluyor. Ver Ve yer neydi? The employment işte bu İşi yaptığı yer ya da bu işle ilgili bir durumu yerini telediği için ver olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız bursa seçeneği olacak her dört açıdan da olaya baktığımızda. Evet cümle tamamlama derslerinin ilkini bitirdik. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.